Tabii ki o 34 tane kulübeyi sumatikleri kuran firmanın yapmış olduğu yatırım karşılığında, fatura bedeli karşılığında veznelere gitmeden kolaylık olsun amacıyla çeşitli ilçelerimizde de işte hepsinde koyduğumuz bu 34 tane makineyi kaldırttık. Bunlar 5 lira alıyorlardı anlaşma gereği. Yeni bu yılla ilgili alacakları para en az 7-8 liranın üzerine çıkacaktı bu rakam. Biz de bu parayı vatandaşa daha fazla yansıtmamak için 41 tane sumatik makinalarını bir fiil kendimiz yaptırarak kendimiz aldık. Şu anda bunların 34 tanesi kuruldu bildiğim kadarıyla. Yani eski makineler ve ücreti 3 liraya düşürdük maske olarak. O da genel bakım giderini karşılasın. Bütün veznelerimizde yapılan tüm işlemler ücretsiz. Artı pratikmatik cihazlarımız var 100'ün üzerinde. Pratikmatik cihazlarımıza da internet üzerinden işlemleri yapıyorsunuz. Gidip sadece kartınızı okutuyorsunuz. Orada da herhangi bir ücret alınmıyor. Bu cihazlarımızda başkanım yarasamlar binamızda ve maske kulelerimizdeki iki cihazımızda nakit var. Nakit işlemimiz var. Sayın başkanımıza arz ettik. Bizim tüm ilçelerdeki maske binalarımızda olacak cihazlarımızda nakit bedeller alıyordu. Birkaç cihaz dışarıda hırsızlık girişimiyle içerisindeki paralar çalındı. Şimdi biz bir genel müdürlüğüz, resmi kurumuz. Bizim buradaki dışarıda olan cihazlardaki paraları toplayabilmek adına silahlı güvenlik ve özel bir araca ihtiyacımız var. Bunlarla toplanması gerekiyor. Vezneler lazım. Aynen başkanım. Bunlar tabii ki bu giderleri arttırıyor. Biz binalarımızda işlem ücreti 3 lira olacak gene. Binalarımızdaki cihazlarımıza nakit işleminde arttıracağız. Cihazlarla ilgili siparişlerimizi verdik. Bayram sonrasında Turgutlu'da, Salihli'de, Akhisar'da maske binalarımızdaki bütün cihazlarda nakit işlemi de alınacak.